tam da 3 tane sınava girdim. Bunlardan 2 tanesi yeniden rütbaya geçerken bir tanesi çok iyi geçmişti. Ne bir geçenlerden geçerken de tavlı bile var. Bugün hatta robotoloji diye bir sınava daha gideceğim. Ne diyorum ben ya? Kendime gelmeyin bak. Bir tane video çekmem lazım. İşte para harcayacağımız ekranımıza geldik ama öncesinde sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu hafta benim sınav haftam ve her gün sınavlara giriyorum. Belki onlar bana da giriyor olabilir. Onu dilerleyen günlerde zaten hep beraber göreceğiz. Bu süreçte bile ben YouTube kanalıma ne video atmayı bıraktım ne yayın açmayı bıraktım. Her şeyden azar azar da olsa yapmaya devam ediyorum. Kanalımızı boş bırakmıyorum. Sizleri videosuz içeriksiz bırakmak istemiyorum. Çünkü bu işi gerçekten severek yapıyorum. Ama geçenlerde atmış olduğum bir tane topluluk var bildirimleri tüm yaptınız mı adı altında ve bu topluluktan sonra benim kanalımdan yaklaşık 30-40 tane abone çıktı. Hani sebebi hiçbir şekilde bilmiyorum. Hani yanlış bir şey mi yaptım? Sizlere bildirimleri açın demem bir yük müydü? Hani Zahmet olacak da ama hani o bildirim tuşuna tıklamanız bir insanı mutlu edecekse ve bu işe bu kadar emek veren birini mutlu edecekse hani yapabilirsiniz diye düşünüp sizleri samimi insanlar olarak görerek bunu istedim. Ama gördüğüm kadarıyla birilerine dokanmış ki hani adamlar bırak bildirim açmayı sen bizden bunu istedin. Biz de o zaman hadi abonelikten çıkıyoruz seni boykot ediyoruz tarzında. Bir geri dönüş aldım resmen şu anda. Topluluğu da kaldırmadım bu arada inata inat yani. Çünkü beni seven insanlar da var elbet biliyorum onları parantez içinde dışarıya alıyorum. Sözüm bu arkadaşlarımıza. Hani bazıları bu bildirimleri açın, işte abone olun dememi benim etik bulmuyorlar. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben YouTube'a emek veriyorum ve YouTube'umun gelişmesini istiyorum. Bunun için de sizlerden destek istiyorum. Bundan daha doğal bir şey yok arkadaşlar şu an YouTube camiasında. Bunu bir dilencilik olarak veya bunu bir işte ısrar gibi algılamanız gerekmiyor. Hani sadece izliyorsunuz, bir tane bildirim tuşuna basın. Yani bu kadar zor değil diyorum. Böyle bir açıklamadan sonra da hadi geçelim videomuza. Ha Broltold'da gördüğümde ben bu kostüm dükkana gelir gelmez alacağım dediğim kostüm işte karşınızda Griffin Rekordman kostümü. Hatta yanındaki Ivy kostümünü de çok beğenmiştim. Bunu da alabilirim diye düşünmüştüm. Ancak Supercell bunu 150 elmasa getirdiği için biz Türklerin de parası olmadığı için onu alamayacağım. Ama Griffin'den vazgeçemem arkadaşlar. Çünkü ben bu karakteri gerçekten Tank Counter'lar arasında en sevdiğim karakter olarak söyleyebilirim. Gale, Search vesaire bunlar da kapışabilir. Ama benim için Griff'in yeri bir başkadır bir ayrıdır 35 rank yaptığımdan da anlayabilirsiniz çok da seviyorum kostümü hiç yok ama bu videomuzda neden kostüm olmasın dedim ve 79 elmasa hazırsanız şu anda satın almak için geliyorum elmas yetersiz mi bizde yetersiz hiçbir şey yok kardeşim sevgi de çok kalp de çok yorumlara çökün lan hepinize kalp atacağım İşlemini sürüyor işlemini sürüyor 85 lira daha girdi arkadaşlar ve hayırlı olsun diyelim elmaslarımız aksın bakalım Hop 97 tane elmas bize her türlü yeter arkadaşlar. İsterseniz tablet ekranında geniş geniş görelim kostüm nasılmış. Another day, another Kostümün geliş animasyonunu zaten büyük ekranda gördünüz arkadaşlar. Şöyle dükkanımıza gelelim ve rekortman grifimizi direkt kullanalım. Bir tane de tatlış emojisi gelmişti. Onu da aktif ederim. İsterseniz tek hesaplaşmada bir kostümü oynayalım. Bu arada kaybetsem de video da olacak arkadaşlar. Amacımız şu anda kostümü denemek. Ne kadar uygun ne kadar uygun değil bunu tartışmıyoruz solo için. Sadece ama sadece kostüm yakışıyor bu ekrana ya bir görelim oyun içinde. Abi bu şak olmalı. Az önce arkadaşlar ben maça girdim ve güzel bir ekstron da yedim bu arada. Ve maç boşa gitti çünkü kayıtta değilmişim. Yani iğrenç bir durum çaktırmayın. Sanki hiçbir şey olmamışçasına şu anda... İvilerden ee, tabii ki dost olmayacağız. Oy. Arkadaşlar burada meta eviymiş Yani başımızın belası olacak. Karakterin animasyonlarına bir bakar mısın? İnanılmaz iyi. Arkadaşlar vallahi billahi ben çok beğendim. Onu söyleyeyim. Hani sizler yorumlara bir yazın bakalım. 80 elmas için değer bir kostüm mü değil mi? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Ulan iviler birbirine girdi. Durun durun. Allah. Ulan beleşten 6. olduk şu anda. Az önce var ya 9 tane ivi var haritada. Yok 8 tane ivi var. Ve hepsi bana ateş ediyordu. Mapin sonuna kadar. A bu köşede dojlamaktan parmaklarım eridi artık. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Ama neyse arkadaşlar kostümün bir önden görünümüne bakar mısınız? Oyun içi görünümü daha iyi. Allah. Karşıda arkadaşlar yeni ivi kostümü Vallahi çok iyi oldu. Eevee metasını sayesinde şu anda arkadaşlar hem yeni Griff kostümünü görüyorsunuz hem de Eevee'yi görüyorsunuz. Yaklaşın lan. Yaklaşın lan. Hocam bir ultisini görmek istiyorum. Ulti açabilir miyim? Allah. Açamam gibi. Evet Eevee'ler şu an köpek gibi bana köpek gibi aynı vuruyorlar. Köpek köpek. Aynı bir önceki halde böyle ben dodge yapmaktan erimiştim. Ananızı avradınızı. Ananızı avradınızı siz de. İğrençsiniz siz. Ultisini bile harcayamadım. Arkadaşlar. Bir eksi üç daha yedik. Yenilgi animasyonu. Abi sen ne diyorsun? Bu ne? İnanılmaz bir yenilgi animasyonu var. Oha. <laughs> Bunu hiç beklemiyordum. Ben çok iyi. Az önce yenildiğimde de ekrana bakmamıştım. Kaydın olmadığını görüp ona şaşırmıştım. İnanılmaz iyi bir yenilgi animasyonu var. Hatta bence oyunun en iyi yenilgi animasyonu. 80 elmas bence değer gibi ama bir tane savaş topu gireceğim randomlarla birlikte. Ben bu karakterle randomlarla bile savaş topuna yanama bot gelmezse kazanacağımı düşünüyorum. Bakalım doğru mu? Yenilgiye doyamadım arkadaşlar. Bir daha yenilme için bir daha giriyorum. Manyağa bağladım anasını satayım. Arkadaşlar üzülmeyin eksi yediğim için bu arada Griff acayip OP bir karakter. Ben bir oturuşta bunu 1100 yapar çıkarım. Şu sınavların bitsin zaten çok hard bir şekilde kupa kasışına gireceğim yani. O süreçte zaten Griffin Barif'i ben çok rahat kasarım. Şimdi kaybettiğimiz o 20-30 kupa kafanızı takmayın diyorum. Keyfinize bakın efendim. Karakterim var ya atış animasyonları mükemmel iyi ya. Ama yani keşke takımda birazcık oynasa mı ha? Yanımızdakiler kim? Hocam yani Poco ile adam random girmiş. Yani zevki de yok adamın. Lan bari skill bir karakter al da. Hani şey diyelim. Aa adam zevkine girmiş. De az önceki Mortis bile bundan daha mantıklı anasını satayım. Yani. Bu ne yapıyor? Dur lan. Burada bir yargı dağıtabiliriz ha. Dur bakayım. Şöyle bir atak. Bak şurayı bir patlatalım abi. Şimdi bunu da yaptım abi. Ooo. Oh! Allah. Map açtık mıydı? Bizimkiler çaktı. Asıl şu an bizim işimiz yeni başlıyor arkadaşlar. Oy. Bir ufaktan yediler abi. Poco baya güzel yedi. Hocam randomlarla bu tur gelecek gibi. Vallahi o kadar kolay vermeyeceğiz bu sefer. Map'i de güzel açtık. B'yi de güzel çalışıyor. Biz de güzel çalışıyoruz. Herkes güzel çalışıyor abi. Allah! Bu adamlar fena ha. Harbi söylüyorum. Herkes fena. Biz dahil. Ultimle birlikte şuradan bir atak. Başlatmadın mı? Güzel bir ulti. Allah. Çok da güzel bir ulti değilmiş abi. Allah be. Bizim Poco'nu öldürse çok iyi olurdu ya. Tam bir giderken birini öldürdü. Bir deyiz Kontrolü bir tekrar alabilir miyim? Poco 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 Poco. Poco. Güzel. Tamam ultisini kaçırdı. Abicim bak o üstteki Janet bayağı sıkıntı olacak bize. Hepsine ce hepsine cevap var ama ona cevap yok Rıza Baba. Pokocum gelir misin reis? Adam bak ulti multi bir şeyler yapacak şimdi. Yettim 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 durun. Lan ölmeyeyim lan ölmeyeyim lan. Hay, anasını seteyim. Aa! Yapma be. Yapma be hocam yapacak bir şey yok. Topa dokunamaz mı lan? Ah be. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İyi direndik diyelim. Randomlarla bu kadar oluyor. Yani karakter genel olarak bu şekilde mükemmel tatlılığa sahip bir karakter. Yani bununla birlikte artık tekrardan çatır çatır grifimizi kasarız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.